Ne oldu da hayat seni oyunculukla bir araya getirdi? Annem bana bayağı bir şey denetti. Hani denetti. Yani, ya denetti derken. Çok tatlı. İstiyorsan bir baskete git, işte voleybola git falan filan. Ben bir basket oynadım bir herhalde 3 sene mi hatırlamıyorum tam. Sonra tiyatro koluna girdim. Okulda tiyatro yapmaya başladık. Sonra ben sahneye çıktım ve aşık oldum. Tiyatro hocam Zekeriya Hocalar İzmir'de kendisi. O sağ olsun beni zorladı. Yoksa ben hayatta İstanbul'a geleyim. Ben acayip kapalı bir insandım. Hani ben yapamam, edemem, beceremem. Beni niye alsınlar? Başka insanlar var daha yetenekli, daha güzel diye düşünüyordum. Onun zorlaması sayesinde ajansa kaydolup bir anda İstanbul'a geldim ve kimse beklemiyordu benden. Ben çünkü ailenin şey prensesiyimdir biraz böyle. O yapamaz, o edemez. Aman onu söylemeyelim, öyle, üzülür falan. Narin. Evet. Böyle olmadığımı göstermiş oldum sanırım. Öyle miydin peki? Sonradan mı kendini keşfettin? Kendime karşı öyleydim. Gerçekten evet ben yapamam, ben edemem diyordum. Sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda geldim İstanbul'a, tek başıma geldim. Annemle kavga edip geldim bayağı. Yeter artık, hayır karışma, ben gidiyorum tamam diye. O da aklı kalıyor kadın haklı olarak. Tabii. İstanbul hani kaç bizim gözümüzde. 21, 20, 20, 21 evet, yaşlarında. Annem de haklı. Haklı ama bizden yana hiç derdi olmadı annemin. Hani ergenliğimizde, şeyimizde. Hiç öyle yanlış insanlarla çok şükür hani tanışmadım. Onlara kapılmadım, etmedim. Bir şekilde buraya kadar geldim. O geldikçe de insan kendiyle gurur duymaya ve deli misin? Evet ya ben niye ben yapamayayım ki ya, ne kadar haksızlık etmişim kendime diyorum. Aslında başkalarından çok hep kendimize haksızlık ediyoruz. Evet, ilk önce. Evet. Her zaman. Evet. En kolayı. Ve en acımasızı bence. En kötüsü. Peki tabii şey hikayen değişik geliyor bana, işte bu kadar narin nazik olmak, işte sen hiç umulmadık bir şekilde bu cesareti gösteriyor olman, insanları koşulsuz sevmen ve her şeyi herkese anlatılman, ben de öyleydim. Bana canım Ayşem derdi ki menajerim yıllarca, herkesi bu kadar çok sevemezsin. Herkes bu kadar çok sevilmez ve herkese bu kadar güvenemezsin. Her şeyi herkese anlatamazsın. Ben de derdim ki ne var ya, yani yaşadığım şey ortada, kimden saklayacağım ki? Evet. Bütün duygularımı anlatırım. Hepsi aynı şeyi yaşamıyor mu zaten? Benim utanacak bir şeyim yok. Aynen, utanılacak bir şey yaşamıyorum. Bir de yani hani sevmekten başka ne yapabilirim ben karşımdakiyle? Nasıl bir ilişki kurabilirim ki sevmeden? Sonra zaman sana öğretiyor hikayeyi. Evet. Sende nasıl oldu bu hikaye? Yani 21'inde İstanbul'a gelmek, büyük cesaret, tek başına benim diyen yapamaz. Ne oldu? Evet, şimdi bakınca gerçekten aferin bana ya. Gerçekten aferin. Hepimize aferin gerçekten. Bunu çok atlıyoruz ya kendimize, evet, bunu söylemeye. İlk başta çok acı çektim. Evet. Yani ben de öyle, herkese her şeyimi anlatırdım, herkesle can ciğerdim ama sonra fark ettim ki insanlar bunun ayrımını yapamıyor. Hani işteyken başka, özel hayatımızda başka, çıkarız dışarı eğleniriz, ben o şeyden değilim, hani kamera arkası ekibi ayrıdır, oyuncu ekibi ayrıdır diye bir şeye inanmıyorum. Ben de. Ama o sınırı koruyamayan çok insan olduğunu gördüm. Bayağı beni böyle hadi sete diye alıp götürüyorlardı kolumdan tutup. Ve çok küçüğüm, hani bu normal geliyordu bana da, herhalde böyle diyordum. Hı hı. Sonra çevremi göre en sonunda psikiyatriste gittim. Senin sınırın yok ve kendine sınır koymalısın dedi. Hanginizin var? Kesinlikle. Sonra ben işte kendimle konuşa konuşa ede ede insanlara, bu şey de değil. Hani bir yanda böyle hayırdır sen kimsin değil de. Yine o... Ya ben kendi karakterimden vazgeçemem. Bir de onlar kötüyse ben niye kendimi değiştiriyorum? Onlar değişsin. Evet. Böyle yavaş yavaş yani bana böyle yapmazsan sevinirim. Ben bu şekilde olmasını sevmiyorum diye dile getirerek bu mesafeyi bir şekilde o raddeye getirdim. Ve şimdi yine herkese çok iyi anlaşıyorum ama o saygıyı görebiliyorum. O saygı da hani ben başrol olduğum için, oyuncu olduğum için değil. İnsan olduğum için. Hani sen orada işte kuaförsün. Sen de işini yapıyorsun kardeş. Ben sana saygı duyarım. Hani kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. İyi insansın, kötü insansın. Benim için fark etmez. Hani birebir bir şey görmediysen. Tabii. Ama her şey saygı dahilinde. Güzel, gayet. Hani şeyi fark ettim. Ben sevgi ihtiyacımı karşılamaya girmedim bu sektöre dedim ya. Başta çünkü şeydim, herkes beni sevmeli. Ya da işte o fan yorumları hani, evet, internette. Evet. Bayağı oturup ağlıyordum yani. Ya. Niye bana bunu diyorlar? Beni tanımıyorlar ki. Ne yaptım ben bu insanlara diye. Şimdi güvenli alana çektim kendimi. Bu aslında bir psikolog eşliğinde giden bir süreç anlıyorum değil mi? Tek, biraz... tek seans aldım. Öyle mi? Ben kendimi bu konuda yatırım yapmayı çok seven bir insanım. Çok araştırırım. İnsan beynine çok meraklıyımdır. O yüzden böyle kitaplar okuya okuya, kendimle konuşa konuşa, izleye izleye
bu raddeye getirdim aslında. Bir kere aldım terapi. Güzel. Yani bu bir yol açtığı için de kıymetli. İhtiyacın olduğunda bir terapiste gidiyor olmak da çok kıymetli bir vizyon bence. Ama şey çok acı değil mi? Yani bir kadın olarak başarılı olduğunu bilip, neleri başardığını fark edip sadece saygı anlamında bir alan isteme ihtimalinin, yani daha doğrusu şöyle, saygı için alan açılsın istiyorsun ama başrolsün bu kapris olarak da algılanabilir. Evet. Ne kadar zor bir denge. Ya herkesin isteyebileceği şeyi sen istediğinde başka türlü algılıyor evet. insanlar. Evet. Ama bu çok insani bir haktır mesela evet. yani. Ya da söylediğin bir şey, başta rica ettiğim şey defalarca yapılmaz, yapılmaz, yapılmaz. En sonunda senin burana gelir, sen patlarsın, bu sefer yine sen suçlu olursun. Evet. Çok